Herkese merhabalar arkadaşlar. 10. sınıf matematik. 2. dönem full tekrarda sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar. 2. dönem 10. sınıf matematik konularımız nelerdi bir bakalım. 2. dereceden denklemler vardı. Çokgenler ve dörtgenler diye kısa gözükse de düzgün çokgenler ve özel dörtgenlerle bayağı bir dönemin neredeyse yarısını alan geometri konularımızdı. Ve de en sonunda da arkadaşlar uzay geometrisi... ...bazıları da katı cisimler diyebilir. İkisi de deniyor çünkü. Ve de son konumuz olarak bunu görerek dönemi bitirmiş olacağız. Evet, Fruzet'te bugün hiç vakit kaybetmeyelim... ...ve ikinci dereceden bir bilinmeyenli... ...denklemler ve kökleriyle başlayalım arkadaşlar. Öncelikle ikinci dereceden ne demek? Bir bilinmeyen ne demek? Onları söyleyelim. Arkadaşlar, A, B, C eleman reel sayı. Yani bunlar nedir arkadaşlar? Bilinen sayılar. Ve A sıfır olmayacak. Neden? Çünkü... İkinci dereceden diyorsa x'imiz bilinmeyen değişkenimiz olduğu için x'imizin en büyük derecesi 2 olacak. Bak dikkat. Ve buraya a0 dersen 2 gider. Üssü 2 olan x gider. gidersen olur? İkinci dereceden olmaz. O zaman ne olacak? a0 olmayacak. ax kare artı bx artı c eşittir. 0 olarak biz ne diyoruz? İkinci dereceden bilinmeyenli denklemleri bu şekilde ifade ediyoruz. Peki Çarpanları ayırıp ayrı ayrı sıfıra eşitlemek denklemin kökleri demekti. 2 dereceden denklemler arkadaşlar köklerine çarpanlarına ayrılıyorsa ayıracaktım ve ayrı ayrı sıfıra eşitleyecektim. Ayrı ayrı sıfıra eşitlediğimde de bunlar denklemin kökleri olarak karşıma çıkacaktı. Hemen basit bir örnek yapayım. X kare artı 8 X artı 10 çarpanlarına ayrılıyor mu? Evet burası artı 5'e artı 5'e artı, e artı 2 mi? Aa olmaz. Peki başka? Evet artı 2 diyelim buraya. Artı 5'e artı 2 diyelim. Ama ufak bir değişiklik yapalım arkadaşlar. Burası 8 değil 7 olsun. O zaman ne dedik arkadaşım? Bak hemen burasını da x x diye ayırdık. Neden burayı 5'e 2'ye ayırdık? Çünkü bir baktık ki burada 7 varmış. 7 ne olacak arkadaşlar? Burada ikisinin çarpımı 10. Burada da toplamları da 7 olacakmış arkadaşlar. Hemen görüyorsunuz burada 7 yazıyor. Biraz önce 8 diye görenler yanlış gördüler. Orada 7 yazıyor. Hemen ne oldu arkadaşım o zaman? Biz ne yaptık burada? x artı 5 x artı 2 eşittir ne oldu? Sıfır olmuş oldu. O zaman ayrı ayrı sıfır eşitlersem de x artı 5 eşittir sıfır. x artı 2 eşittir sıfır derim. O zaman denklemin kökleri ne oldu? Denklemin kökleri de çözüm kümesi şeklinde yazarsak. Bakın x1 x2 denklemin kökleri ise o zaman hemen ben de buraya çk eşittir ne yazmam gerekiyor? Denklemin köklerinden bir tanesi eksi 5 bir tane de eksi 2 olmuş oluyor. Bu arada arkadaşlar şunu bir kere daha söyleyelim. Denklemin kökleri denklemi sağlar. Zaten denklemi sağlayanları bulduğum için hemen istediğin soruda bazen sana şöyle diyebilir. Bu denklemin köklerinden biri şudur derse hemen onu ne yapıyorsun? Denklemin içine koyuyorsun. Bu arada bunu bir daha söyleyelim. Nasıl ayırdığımızı buradaki sabit kısım çarpımları burası da toplamları şeklinde yazılan hangi iki sayı olduğuna bakıyorum. Unutmamam gerekiyor. Geldim buraya kökler ayrılmıyorsa veya da ayrılamıyorsa yani illa ayrılım ben ayıramıyorum belki de ben ayıramıyorum belki de gerçekten ayrılamıyor o zaman ne yapacaksın hemen diskriminanta gideceksin. Diskriminant sana ne diyordu? Diyor ki B kare eksi 4 ac'ye bak diyordu. Baktım ne işime yaradı? Şöyle bir işine yarayacak. Diskriminanta baktın. Diskriminant sıfırdan büyük. Sıfırdan büyükse arkadaşım hemen iki farklı reel kök vardı. Önemli olan burada kelime farklı ve reel demesiydi. O zaman diskriminant sıfırdan büyükse iki farklı reel kök olduğunu anladım. Çözüm kümem o zaman ne olacak? X1 ve X2 diye ayrı ayrı elemanlar olacak. Peki diskriminantım sıfır eşitse ne olacak? Orada da iki aynı kök ya da çakışık kökler ya da çift kat kökler ya da birbirine eşit kökler diye de söylenebilir. Buradan ne anlayacaksın? İki köküm var ama onlar nedir? Birbirinin aynısıdır. O zaman çözüm kümesine ne yapacaksın? Sadece bir tanesini yazacaksın. Peki Diskriminantım sıfırdan küçükse ne olacaktı? Ayıramadığım için gerçekten bir bakıyorum ki meğersem ben değil kendisi ayrılmıyormuş. Çünkü reel kök yokmuş. Burada da önemli olan kelime yine reel olması. Çünkü birazdan göreceğiz ki karmaşık sayılar denilen bir şey var ki diskriminant sıfırdan küçük olunca reel kök yok ama ne var? Karmaşık kök var dedik. Köklerim de zaten yoksa çözüm kümende boş küme diyeceğim. Peki arkadaşım yukarıda burayı atladım. Neden atladım? Çünkü Diskriminant bana ne anlatmak istiyordu onları söyledim. Peki diskriminant sana diyorsa ki sıfırdan büyüksün sen diyorsa o zaman diyeceksin ki ha ben ayıramamışım. Orada iki kök varmış. Peki kökleri nasıl bulacaksın? X1, X2, eksi B. Hatta şöyle yaparsan daha çok aklında kalır. Eksi B artı eksi kök diskriminant bölü 2A dersen köklerinin ikisini de aynı şekilde bir tane rasyonel ifadeyle yazmış olsun. Ayrı ayrı yazarsan da böyle yazacaksın. İşte diskriminantın büyükse sıfırdan bu kökten çıkabilir. Yani bir reel sayı olur. O zaman iki tane farklı kök gelir. Ama diskriminantı sıfırsa hop bunlar gitti. Giderse eksi b bölü 2a diye bir köküm kaldı. Peki diskriminant sıfırdan küçük olursa arkadaşım kökün içi çift dereceli kökün içi sıfırdan küçük olur mu? Olmaz. O zaman ne olur? Kök olmaz. Nerede? Reel sayılarda. Ama nerede kökün içi eksi olabiliyordu? Karmaşık sayılarda. Onu da birazdan göstereceğiz. İşte birazdan dedik hemen şimdi gösterelim arkadaşlar karmaşık sayılar ya da ikinci dereceden bir denklemin karmaşık kökleri ne demekmiş bir bakalım. Dedik ki biraz önce diskriminanta gittim çarpanları ayıramadım. Peki ayıramadım diskriminanta gittim. Diskriminant bir baktım ki sıfırdan küçük. Soruya bir baktım ki reel sormuyor bana. Reel sormuyorsa ne diyeceksin? Orada reel kök yoktur tamam eyvallah ama kökler karmaşıktır diyeceksin. Orada karmaşık kökler var diyeceksin. Peki karmaşık kök ne hocam? Karmaşık kökte işte kökün içinin eksi olma durumuna mesela eksi 8 de olabilir. Eksi olma durumuna ben ne diyeceğim? Karmaşık sayılara ifade eden bir sanal sayı birimi diyeceğim. Daha doğrusu sanal sayı diyeceğim. Sanal sayı birimi ne demek arkadaşlar? İşte buradaki kökün içinde eksi 1'e biz i ile ifade edeceğiz ve bu i ile ifade ede sanal sayı birimi diyeceğiz. Peki her iki tarafın karesini alsan ne olur? O zaman da i kare eşittir eksi bir olur kökten kurtulmuş olurum. He. O zaman anladık karmaşık sayılar dediğimiz şey ikinci dereceden bir denklemin köklerinin olmadığı yerde karmaşık kökler gelecek ve karmaşık köklerin anlamı da kökün içinin eksi olması durumuymuş dedim ve bunu da halletmiş oldum. Sanal sayı birimi de kök, kök eksi birin i olmasıydı. Geldim buraya. En çok önemli olan şey işte bizim şu bildiğimiz kural vardı ya kök A kök B eşittir kök A çarpı B'ydi. Arkadaşım dikkat et bu nerede? Reel sayılarda ama karmaşık sayılar olunca işin içine girince o zaman sen ne yapacaksın biliyor musun? Kök eksi bir çarpı kök sekiz çarpı kök eksi bir çarpı kök iki yapacaksın. Ve buradan da bakın bunlar reel sayı artık aynı köke girebilirler. Kök eksi bir kök eksi bir çarparsan eksi gelir. Demek ki bunun cevabı kök on altı değilmiş neymiş arkadaşım? Eksi kök 16'ymış. Eksi kök 16'ymış dedim ve bunu da bitirdim. Hocam nasıl 16 çiçek? Zaten kök kök içine koyarsan eksi 8 eksi 2 16 olur. Peki karmaşık sayılarda şunu bilmem gerekiyor mu? Fen liselerinde var daha çok bu sorular. Ama aklımda kalsın. Ve de ne olacak arkadaşlar? Bakın burada i var. i'nin kendisi veyahut da i'nin dördüncü kuvvetlerin, dördün katı olan kuvvetlerinden bir fazlası her zaman i'dir. İki fazlası eksi birdir. 3 fazlası eksi iyidir ve 4 4'ün katı olan kuvvetlerde nedir arkadaşım? 1'dir dedim. Bunu sakın unutmayacaksın. Peki karmaşık sayılar ne demek? Köklerden daha ziyade kök içindeki kısımlarını boş verelim. Karmaşık sayılar diye ayrı bir evren var. Bu evrende peki karmaşık sayılar ne demek? Onu söyleyelim. İşte onu biz z ile gösteriyoruz dostum. Ve de ne diyoruz? Burada bir reel sayı, burada bir iğri sayı varsa işte bu reel sayı kısmına biz Z'nin reel kısmı diyoruz. Yani A'dan bahsediyorum. Buradaki B'ye de yani i'li kısma da Z karmaşık sayısının imajiner kısmı diyoruz. Onu da imle gösteriyoruz. Reel R Re ile e, imajiner de imle gösterilir arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Peki iki karmaşık sayı birbirine eşitse tabii ki de reeller reellere tabii ki de imajinerler imajinerlere eşit olacak. Bunu unutmayacağım. Peki toplama çıkarma çarpma nasıl olacak? Toplama çıkarma çarpma da şöyle olacak arkadaşım. Çok basit. Onu da hemen söyleyeyim sana. Toplamada iki tane karmaşık sayı düşünelim. Mesela buraya da Z2 yazalım. Bu da C artı B iyi olsun. C, D iyi olsun özür dilerim. C artı D iyi olsun. Toplama yaparken reelleri reellerle topluyorsun. A artı C artı imajinerleri imajinerle topluyorsun. B artı D'nin iyinin i, İ parantezine almış oluyorsun. Peki çıkarmada aynısının tıpkısının benzeri reelleri çıkartıyorsun. imajinerleri kendi içinde çıkartıyorsun. Peki çarpmada ne olacak hocam? Çarpmada da bu dostlama hepsini çarpacaksın. Bak A çarpı C. A, A çarpı D'yi. A D'yi. Geldim buraya. B çarpı C. B çarpı C I var. Bir de ne var arkadaşım? B D I kare var. İ kareden dolayı burası ne oldu? Eksi oldu. O zaman bu reel, bu da reel. Bunları ayrı bir yere, bunları da ayrı bir yere yazıyorsun. Çünkü bunlar imajiner kaldı. İ parantezinde yazıyorsun. Bir de arkadaşım unutmaman gereken şey çarpma da bize eşlenik şeklinde verilir. Onlar da eşlenik ne demek? İlk önce onu söyleyelim. Eşlenik demek geometri matematiğin her tarafında eşlenik muhabbeti iki tane e, durumun arasındaki artının eksi yapılması ya da eksinin artı yapılmasıdır. Biz bunlara eşlenik diyoruz. Ve burada önemli olan şey arkadaşlar bu eşleniklerin çarpımının ne olduğunu bulmak. Bakın a ile a'yı çarparsan a kare A ile B'yi çarparsan eksi A B'yi. B ile A'yı çarparsan A artı B'yi. Şey, daha doğrusu artı A B'yi. B ile B'yi çarparsan eksi var başlarında. B kare i kare olur. Şimdi arkadaşlar buraya çarptığımızda dikkatimizi bir şey çekmesi lazım. Bakın normalde iki tane eşitlik çarpılınca A kare eksi B kare olur. Yalnız burada karmaşık sayılarda A kare eksi B kare. Burada da eksi bir vardı. Artı B kare karşıma getirir. O zaman karmaşık sayılarda Eşlilikleri çarpmak çok kolay. Nasıl? A çarpı A A kare. B çarpı B B kare. Araları da eksi değil artık artı olacak. Neden dolayı? Kimden ötürü? İyiden ötürü olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Bölmeye geldim. Bölmede de arkadaşlar hiçbir zaman biliyorsunuz ki bölmede payda hiçbir zaman rasyonel ifadelerde payda e, karmaşık ya da ne köklü ifade şeklinde bırakılmaz. Ne yapılır? Eşlikle çarpılır. Onun kökten kurtulur. Reel sayı olarak bitirilir. Peki bölmede ne olacak o zaman genellikle? Mesela aşağıda A artı B yi varsa yukarıda da sallıyorum C artı D yi varsa arkadaşım ne yapacaksın? Hemen burada eşlenikle A eksi B ile çarpacaksın. Bölme işleminde bunu unutmayacaksın arkadaşım. İki karmaşık sayı birbirine bölününce bir sıkıntı olmaz. Hemen onu alttaki paydayı eşlenikle çarpacaksın. Neden? Çünkü bakın çarparsan A kare artı B kare olur. Bunun da anlamı nedir arkadaşım? Bunun da anlamı kesinlikle paydanın reel olduğu kısımdır. Üst taraf zaten A artı B ile C'nin çarpımı. Onu da burada göstermiştik. Peki, 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 peki. Geldik ikinci dereceden bir denkleme. İkinci dereceden denklemin asıl önemli kısmı burasıydı. Köklerim diskriminant sıfırdan küçükse reel kök yoktu. Peki karmaşık kök varsa bu kökler nelerdir? Bakın arkadaşlar unutmayın ikinci dereceden de denklemlerde karmaşık kökler çok önemli birisi a artı b ise öbür öbür küste ne olacak? a eksi b i olacak ve tek elemanlı hiçbir zaman karmaşık kök yoktur. Karmaşık kökler her zaman iki elemanlıdır ve birbirlerinin eşliğindedir dedik unutmayacağız bunu da söylemiş olduk. Hemen kök katsayı ilişkisine bakalım. Kök katsayı ilişkisi neydi arkadaşlar? a x kare b artı c eşittir sıfır denkleminde köklerin benim eksi b artı eksi kök diskriminant bölü 2 a'ydı. O zaman bu iki kökü toplarsan paydalar aynı olduğu için eksi 2 b gelir. Kök diskriminantlar birbirini götürür. O zaman 2 eksi 2 b bölü 2 e, iki a ikiler de birbirini götürecek. Eksi b bölü a'ydı. Kökler toplamı buradan geliyordu. Ama sen hiç önemli değil nereden geldi? X1 artı X2'nin eksi B bölü aldığı, eksi B bölü A olduğunu ölümüne bileceksin. Unutmayacaksın. Kökler çarpımı nedir arkadaşım? Yine burada kökleri çarparsak bunlar eşlenik olduğu için oradan yine B kareler gelecek. Öbür taraftan B kare eksi 4 AC'ler geldiğinde gerekli sadeleştirmeyi yaparsan kökler çarpımının C bölü A olduğunu bileceksin. Bunlar önemli. Geldim kökler karmaşık ise arkadaşım biraz önce söylemiştik. O zaman köklerimin biri AX artı B'yi diğeri de A eksi B'yi. AX artı B'yi dedik yalnız söyledik. A artı B'yi köklerimin ikincisi de A eksi B'yi olacak arkadaşım. A artı B'yi A eksi B'yi olacak. Bu arada Ramazan olduğu için oruçtan dolayı belki de dilim sürüşebilir. Bunlarda da zaten beni e, anlayışla karşılayacağını biliyorum. Köklerden birisi A artı. Bu arada şeyi hatırlatalım. Köklerden bir tanesi kökün içinden çıkamayansa o zaman kesinlikle diğeri de ne olacak? Onun eşleniği olacak. Bakın birisi karmaşık sayılarda eşlenik, biri de köklü sayılarda eşlenik. Unutmayın kökler köklerden biri kökten çıkamıyorsa, eksi ise karmaşık kökler var. Diğeri de kökten çıkamıyorsa irrasyonel yani reel kök yine var sıkıntı yok. En sonunda şunu söyleyeceğim arkadaşım. Sana kökleri verirse sana x1 ve x2 olarak kökleri verirse sen hemen bunun denklemini yazabilirsin. Denklemin ne peki? x1 e, x kare eksi tx yani toplamları eksi toplamları x artı çarpımları diyebiliriz. Mesela köklerden biri 5 biri eksi 2 diyelim ki o zaman yapacağın şey şu x kare eksi çarptım bunları Şimdi topladım bunları özür dilerim. Toplarsam artı 3 geldi. Bakın toplamlarının x'i. Önünde eksi var. Eksi işte olacak. Olacak. Peki çarpımları ne? Çarpımları da iki sayıyı çarparsam ne gelir? Gördüğün gibi eksi 10 gelir. O zaman demek ki hocam sen oraya artı değil eksi yazsan daha süper olurdu diyeceğinizi biliyorum. O yüzden de burası da böyle olacak. Gördük mü arkadaşlar olayı? Olay böyle. Kökler verilirse de bunu hemen yazmayı biliyorum. Hemen birkaç soruyla bu konuyu özetleyelim. Denklemin kökleri M ve N olduğuna göre. O zaman ben M ve N'yi yerine yazabilirim. Ya da ya da ya da kökler toplamının eksi B bölü A olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. O zaman bakın önünde eksi var. Kökler toplamı yani M artı N eşittir. Önünde zaten eksi vardı. Eksi eksi artı oldu. O zaman ne oldu? M artı 2N eksi 3 olmuş oldu. 2M eksi 3 oldu. O zaman bakın buradan M'ler gitti. M, M artı 2, N eksi 3 oldu. M'ler birbirini götürdü. Hop 3 bu tarafa, N bu tarafa geçti. O zaman ne buldun? N'yi 3 buldun. Devam edelim o zaman arkadaşım. Bir de kökler çarpımına bakalım. Kökler çarpımımızda ne olacak? M çarpı N eşittir. M eksi N artı 2 olacak. Çünkü C bölü A'ydı. A'da gördüğün gibi görünmez bir. C'de gördüğün gibi görünen M eksi N artı 2. Kökler çarpımını yazdım. Bu arada ben neyi biliyorum? N'yi biliyorum. N'yi biliyorsam arkadaşım 3M eşittir. M eksi 3 artı 2 oldu. Attım karşıya burası 2M'ye geldi. Cevabım da buradan ne geldi arkadaşım? 2M eşittir eksi 1 geldi. Bakın eksi 1 olduğunu fark ettim. Buranın da 3 olduğunu fark ettim. O zaman N ile 2M'yi toplarsam 2M zaten eksi 1'miş. Bakın ilk de M'yi bulmadım. Bir daha 2 ile çarpacaktım yoksa. N'nin de 3 olduğunu biliyorum toplarsam cevabım B seçeneği olmuş olduğu. İşte bu kadar. Hiç şaşırmayacaksın. Kökleri verdiyse sana bak özellikle MN, MN'ler, MN'ler varsa orada kökler toplamı, kökler çarpımını unutmayacaksın dedim. Buradaki eksi artı yapmakta önemli aklında olsun. Geçtim bir sonraki soruma. Ne diyor bana? Köklerden biri kök 2 eksi 2 olan diğerinde ben hemen yazarım. Bakın eşlenikti bunlar. Unutma düzgün yazacaksın ama burayı. Eksi 2 artı kök 2 Diğeri de ne olacak o zaman köklerden? X1 bu. X2 ne olacak? O da eksi 2, eksi kök 2 olmuş olacak. Şimdi arkadaşım dikkat et. Bak burada sakın atlama bak. Sana sazanlık yaparlar, kefalik yaparlar. Keko gibi atlama, neye atlama? Bakın burada eşleniği olacak bunun. Sakın buraya sen kök 2 artı 2 deme bak. Kök 2 artı 2 deme yanlış yaparsın. Çünkü orada eşlenik olan şey kökler. Yani kök içindekiler onları artılı eksili yapacaksın. Peki sen ne biliyorsun? X1 artı X2'yi biliyorsun. X1 artı X2 nedir arkadaşım? Bunlar birbirini götürdü. Eksi 4 geldi. Peki ne biliyorsun? X1 çarpı X2'yi biliyorsun. O da nedir? Hemen bak ne olacak? Eksi 2'nin karesi 4. Şuraya yazayım. Eksi 2'nin karesi 4. 2'nin karesi kök 2'nin karesi 2. 4'ten 2 çıkacak. Niye? Çünkü a kare eksi b kare olacağı için o zaman burası da 2 oldu. Peki bizim denklemimiz ne olacaktı? X kare Eksi toplamı. E toplamı eksi 4'müş. O zaman artı 4x bir de çarpımı olacaktı. Çarpımında hiçbir sıkıntı yoktu. Bunu böyle yaptım. Şimdi bunu şıklardan bulmak lazım. x kare artı 4x artı 2 Evet. Elimi koyduğum gibi buldum. Doğru cevabı da işaretlemiş oldum. Şıklar birbirine çok yakın. Valla adamı yerler ayakta. Çok dikkatli olmak lazım dedim. Geçtim. Bir başka sorum. Ne var arkadaşım? x1 ve x2 yine benim köklerim. yerine yazalım. x1'in karesi Eksi 6 x1 artı 3 eşittir 0. Bir de ne olacak arkadaşım? x2'nin karesi. Eksi 6 tane x2 artı 3 eşittir 0. Bir de ne biliyorum ben? Onları yazalım. Kökler toplamım. x1 artı x2 o da aklımda kalsın. C e, eksi b bölü a'ydı. Eksi b eksi eksi 6'dan dolayı 6 bölü 1'den dolayı 6. Peki x1 çarpı x2 nedir? x1 çarpı x2 de c bölü a'dan dolayı görünmez bir Görünen 3'ten dolayı o zaman 3 olmuş oldu. Şimdi arkadaşım benden istenen ne? X1'in karesi. Bak X1'in karesini istiyorsa buradan yaparım bir şeyler ama gerek yok. Şuradan yazsana. Bak yazalım. X1'in karesi. 6 attım karşıya tabii ki de bunları. 6X1 eksi 3. Aa tamam. E, aa bir dakika. Burada da 6X2 var. Bize bu ifadenin cevabını soruyor. E, işte bir dakika. Şunları bir araya alırsam 6 parantezinde x1 artı x2 mi? Eksi 3 eşittir. E, x1 artı x2 neydi? 6 idi arkadaşım. 6 yerine koydum. 6 kere 6 36. Eksi 3'ten dolayı da ne diyormuş bana? 33 diyormuş. Benim doğru cevabım ne oldu? D seçeneği olmuş oldu. İşte bu kadar arkadaşlar. Bu soruları çok dikkatli olmamız lazım. Özetini geçtik. Soruları da geçtik. Artık ikinci dönem çokgenler, dörtgenler konusuna geçebiliriz. İlk konumuz neydi? İki çeşitli denklemlerdi. Bir bilinmeyenlik. Yani. Onlarla ilgili özetimi yaptım. Şimdi de çokgenler, dörtgenler konusunun ilk kısmı olan ...çokkenlerdeyim. Çokgenlerde unutmayacaksın arkadaşım. En kenarlı bir çokgende. Şunu unutmayacaksın. Bir köşeden en eksi üç köşegen oluşur. Bakın arkadaşlar hemen bir tane çokgen çizelim şöyle. Kaçgen olduğunu bilmiyorum. Ama bildiğim şey şu. Buradan kendine köşegen oluşturamazsın. Yanlarındakini oluşturamazsın, onlarla kenar olur. Bakın, oluşturabileceğiniz bu kadar. Kaç taneymiş? 3. O zaman 3-3 olması için cevabın 6'ymiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yazmışım. Evet, bu 6 gelmiş. Unutmayın arkadaşlar, sen sen kendine yanlarındakine köşegen oluşturamadığın için kaç kenarlıysan en eksi 3 tane köşegen olacak. Peki, bir köşeden kaç tane üçgensel bölge olur? Evet, ekmeği 2'ye bölmek için bir tane kesik atman lazım. O yüzden burada da sen bak üç kesik atarsan bir iki üç dört tane bölge oluşur. Yani üç kesik ne demek? Üç köşegen dört tane üçgensel bölge. Üçgensel bölgenin anlamı ne hocam? Anlamı şu. Bir tane 180, iki tane 180, üç tane 180, dört tane 180. Yani üçgen iç açıları sana verecek. Neyi verecek peki? İç açılar toplamını verecek. İç açılar toplamı nedir o zaman arkadaşım? Kaç tane üçgen var? N eksi iki tane. O zaman N eksi iki çarpı 180'dir. Ve 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 şunu unutmayacaksın. Bütün çokgenler düzgün ya da düzgün değil hiç fark etmez. Dış açıları toplamı 360 tır arkadaşım. Dedim unutma unutma unutma. Şimdi burayı yaptık. Dedik ki n-3 köşegen var. Bir fazlası kadar yani n-2 tane üçgensel bölgeye ayırır. Hatta ve hatta üçgensel bölgeyi niye söylüyoruz? İç açılardan dolayı söylüyoruz. Kaç tane üçgen varsa o kadar 180 var dedik. Ve arkadaşım unutma. Mevzu köşegense toplam köşegen sayısını soruyorsa bir çokgenin orada da yapacağın şey şu. Bir tane noktadan n-3 tane çıkıyorsa o zaman n tane noktadan da n, n çarpı n-3 tane olur. Bir tanesinden n-3 ise n tanesinin hepsinde olacak. Yalnız bu adam buna giderken bu da buna geliyor. Aynısını iki kere saymaya gerek yok. O zaman bölü iki tane toplam köşegenin vardır dedim. Geçtim nereye? Düzgün çokgeni. Düzgün çokgenlerde arkadaşım ben biraz önce söyledim sana. Bütün çokgenlerin hepsinde nedir? Dış açılar toplamı 360'tır. O zaman düzgün çokgenlerde dış açılar toplamı 360'tır. Ama nedir? Bir açısı nedir? Düzgün çokgen olduğu için hepsi birbirinin aynısıdır. Hepsi birbirinin aynısı olduğu için o zaman 360 bölü ne olacaktır? Peki iç açısı nedir arkadaşım? Hiç kasmam ben. Her zaman dış açıyı bulurum. Dış açıdan da 360 eksi 360 bölü neyi çıkartırım? Neden? Çünkü arkadaşım Unutma iç ve dış açı. Bak burası mesela bir kenarsa şu. Burası iç açıysa burası da dış açı. Toplamları 180 olduğunu unutmayacaksın dedim. Ve bu kısmı da bitirmiş oldum. Hemen bir soru yapalım. İç açıların ölçüleri toplamı 1080. Bir dakika. N-3 tane N-3 tane köşegen vardı. N-2 tane üçgensel bölge vardı. Ve N-2 çarpı 180 tane de ne vardı arkadaşım? İç açı vardı. İç açı o zaman neymiş? 1080'miş. Hemen bunları cörtlettim götürdüm. Ne oldu o zaman? 5 kere 180 900. O zaman bir tane daha fazlalığı var 6. O zaman n-2 eşittir 6 ise n ne oldu? 8 oldu. Hayda şıklarda 8 var. Hemen atlayayım ben cevabı 8 yapayım. İşte patlarsın. Niye? Çok yeni köşegen sayısını soruyor. Bak kenar sayısını sorduğu için a'ya hemen 8'i koyarlar. Niye? Sazanlar atlasın patlasın diye. O zaman atlamayacaksın patlamayacaksın. Neden? Çünkü Köşegen sayısını soruyor. Köşegen neydi arkadaşım? Toplam köşegen sayısını sorduğu için. N-3 tane bir tanesinden çıkan. Tamam. N-3 bir tanesinden çıkandı. Peki burada en tane vardı ama karşıya gidip geldiği için aynısından iki, iki kere saymaya gerek yoktu. O zaman ne dedim ben de? 8 kere 8, 8 N. 5 çıkarsa, 3 çıkarsa 5 kalır. Tabii ki de bölü 2 var. 40 bölü 2'den cevabım 8 değil ne olacakmış? 20 olacakmış dedim ve bu kısımda patlattım geçtim. Şimdi düzgün çokgenlerde en önemlisi beşgen ve altıgen. Neden? Çünkü üniversite sınavında ölümüne bunları soruyorlar. Bak banko sorusu var. Her sene aynı soruyu soruyorlar. Hatta ve hatta sordukları soru. Hatta ve hatta sordukları soru buna çok benzer bir soruydu. 10. sınıfı iyi bilmek lazım dedim. TYT için önemli. Geldim buraya. Düzgün beşgen, düzgün beşgen için iç açısı. Bir iç açısı. E toplamı neydi? Ben dış açıyı biliyordum arkadaşım. Dış açım neydi? 360 bölü neydi? E 5 kenarım var. O zaman 360 derece bölü 5 ne olacak? 72 derece olacak. Bak dış açım 72. Hop çektim yazdım patlattım 72 derece. Peki iç açım nedir o zaman? E tabii ki de 180'den çıkartırsam 108 derecede benim iç açım olacak. Bak ilk önce dışı buluyorsun sonra içi buluyorsun. 108 derece üçgenin üçgen ne ya? Düzgün beşgenin bir iç açısı dedim geçtim. Şimdi burada önemli olan bir şey var. Köşegen. Arkadaşlar çok dikkat edin şimdi. Köşegen burada bir çeşit köşegen vardır. Köşegen bir çeşittir. Bir çeşit. Ve köşegen sadece köşeden köşeye gider ve gidebileceği zaten 5 kişi 5 5 tane köşe olduğu için 5 eksi 3 2 2 tane köşegen vardır bir köşeden çıkan ve burada dikkatimi bir şey çekmesi lazım arkadaşlar bak bir kenar bir kenar atladı ikinci kenara geldi bir kenar bir kenar atladı demek ki burada Hepsi aynı köşegenlerin. Hiç fark etmiyor. Bütün köşegenlerin uzunlukları birbirine eşittir. Bununla ilgili sorular soruyorlar. Mesela şuradan bir tane bir şey veriyor. Bu köşegeni vermiyor. Bunu veriyor. Diyor ki bununla bu eşit. E onunla o eşitse bununla da eşit. Bunu çekerim. O zaman bunları eşitlerim. Unutma bunu. Aklında kalsın. Açı ortay sana beşgenin içinde açı ortay mevzusu yapabilir. Unutma. Bak açı ortay nereden gelir? Açı ortay beşgenin bir kenarından gelir ve gider o karşı kenarı ikiye böler. Bak beşgende açı ortay. Nereden gelir arkadaşım? Beşgende açı ortay. Bir köşeden karşı kenarı ortalamasına gelir. Ve ortaladığında da burası 90 derece olacaktır. Ne alaka hocam bunlar? Tabii ki de bunu çekersen. Bak burada ne oldu? İki tane eş ve eşit köşegen olmuş oldu. Geldim altıgene. Altıgenimin iç açısı değil. Dış açısı kaçtır? 360 bölü 6'dan dolayı o zaman ne oldu? 60 derece oldu. 60 derecesi iç açım kaçtır? 120 derecedir dedim. Bu arada bunlar nedir arkadaşım? Bu köşegenleri unutmayacaksın. Köşegenler bu arada ne yapıyor? Onu da söyleyelim. Burayı 36'ya 36 diye ayırıyor. Burası zaten 108 oldu. İkiz kenar üçgenden dolayı. Şimdi geldim köşegene. Köşegen burada ne muhabbeti var? Köşegenin buradaki muhabbeti şu. Bakın burada iki çeşit köşegen vardır. Biri bu. Bir tanesi de bu. Biri bu biri bu. Bir tanesi buysa buralara biz kenarlara AA A dersek küçük köşegen A köküçtür. Çünkü niye? İç açısı 120 idi. Çünkü bunun köşegeni 30-30 diye ayırırdı. Ve 30-30-123 genin özelliği AA A, A köküçtü. O zaman bunu bitirdim. Ne dedim ben burada? İki çeşit köşegen var. İki çeşit köşegen var. Birincisi nedir? A köküç uzunluğundadır. O küçük köşegen... Bir de ikincisi var arkadaşım. O da burası. Hemen onda da şöyle şeyler yapıyorsun. Böyle yaptığında da buranın uzunluğu ne çıkıyor? Bir kenarın iki katı çıkıyor. Ona da 2A demiş oluyorsun. İşte bu kadar. Olayı bitirdim. Bir de açı ortay mevzusunu gösterelim. Açı ortay nedir? Altıgende bu büyük köşegen açı ortay sağlar sana. Büyük köşegen açı ortay sağlar. Başka da bir şey olmaz. Ve buralarda 60'tır dediğim. Bunu da unutmayacaksın diyerek bu konuyu da bitirdim. Açı ortay mevzusu da aklımda olsun. Bir, bir köşeden karşısındaki köşeye gidiyorsa bu da bu köşegen büyük köşegendir. Ve de arkadaşım ne olacak? Uf bu arada <laughs> uykum mu geldi? Yo gelmedi ama niyeyse esnedim. Evet arkadaşım ne olacak bir kere daha söyleyeyim. Karşı köşeye gideceğim. Karşı köşeden de ne olacak arkadaşım? Açı ortay açı ortay şeklinde olacak. Büyük köşegenim bana açı ortay sağlar. Hemen örnek soruma geçtim. Üniversite sınav sorusunda böyle bir şey vardı. Bakalım neymiş bu? Hemen bana ne diyor? Beşgenle altıgeni iç içe vermiş ve beşgenle altıgenin ortak bir köşesi var. O zaman arkadaşım bu 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 bir, birbirine eşittir. Aa, şurada bir cingöz bir üçgen çıktı bak. Şurada şöyle bir, bir tık böyle büyüttüm. Büyütürsem hemen şurada bir üçgen çıkar arkadaşım. Bunlar birbirine eşitmiş. O zaman birbirine eşitse şurada benim dikkatimi çeken bir şey olması lazım. Benim beşgenimin iç açısı 108'di. Altıgenimin iç açısı 120 idi. Tamamı 120 ise hop buraya ne geldi? 12 gelmiş oldu. O zaman burası ne oldu? 12 olmuş oldu. Bak burası 12 arkadaşım. Burası 12. O zaman şuradaki açılarımı bulurum ben. Neden? Bunlar 90-90 olsaydı bu sıfırdı. Demek ki bu 90-90'ların 12'sini yemiş bu. 6-6 almış bunlardan. O zaman burası 84'tür. Burası da 84'tür. Bir kere daha söylüyorum. 90 90 olsaydı tamamdı. Ama burada 12 var. Bunlardan 6 6 almış. 90'dan 6 çıkarsa ne oldu? 84 oldu. Bak 84'ü buldum. Benim 6 genimde şurada bir tane şey var. E, doğru parçası. Bu doğru parçası beni 84 ayırmış. E bununla toplamı bunların 100, 120 olduğuna göre altıgenden dolayı 120 ise 16 ekledim. Bir de 20 ekledim. O zaman ne oldu? 120 olmuş oldu. Ve de benim doğru cevabım x'im neymiş? A seçeneği 36'ymış dedim. Bunu sakın kaçırma. Çok güzel bir soru. Üniversite sınav sorusu. Üniversitede bu soruyu soruyorlar. Sınavda haberin olsun. Geldim bir başka soruma. Burada da arkadaşım 6'yenin içinde sana tabandan bir şey çizerse sen de hemen büyük köşegeni çizersin. Ve ne görürsün biliyor musun? Bak, 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 bak. 9. sınıf kelebek. Kelebeği gördüm. Peki ne yapacağım hocam kelebekte? Burası 6 mı? 6. Büyük köşegen 12. 12'ye 3 ise o zaman arkadaşım benzerlik K'ya nedir? 4K'dır. K'ya 4K'dır. Bunu da bulmuş oldum. O zaman bu uzunluğum nedir benim? 5K'dır. Bana ne soruyor bu arada? Bana sorduğu şey nedir arkadaşım? 4K eşittir. Soru işarettir. Peki 5K ne? 5K bir kenar. Bir kenar neydi? 6'ydı. O zaman hemen K'nın da 6 bölü 5 2 ile genişletirsem 12 bölü 10 yani virgüllü yazarsam 1,2 ondalık ondalık sayısı olmuş oldu. Peki 4 tane k nedir? Hemen bunları birleştirirsen de 4k eşittir x o da eşittir nedir? 4 kere 1 4 0,2 kere 4 0,8 o zaman 4,8 diyerek bu sorumu da patlatmış oldum. Unutma arkadaşım paralellik varsa hemen orada kelebek vardır dedim. Hatırlattım geçtim. Nereye geçtim artık? Dörtgenler ve özelliklerine kim bitti? Çokgenler bitti. Kim var sırada? Dörtgenler ve özellikleri var. Önce genel bir özelliklere bakalım. O da şu. Dörtgenin açısı 1. Neydi o? Dörtgenin iç açıları toplamı 360'tır. Dış açıları toplamı 360'tır. Ya bir dakika. Dış açı toplamı 360 olduğunu biliyordum ama iç açılar nasıl 360? Çünkü neden arkadaşım? Orada n-2 çarpı 180 olduğu için ve arkadaşım unutma 4 tane kenarım vardı. 4 2 2 olduğu için iç açıları toplamı 360'tır. Aklına hemen kare gelebilir. Kare dedi de nedir? Kare ve dikdörtgende 360'tır. Dedim geçtim. 3 dörtgende iki tane daha açı kuralı var. Onlardan ne peki? Şunu söylemiştik çok önemliydi. Ardışık bak ardışık. Ardışık köşelerden peş peşe gelen köşelerden açı ortay gelirse buradaki açı ortay uzunluğum diğer ikisinin toplamının yarısıydı. Buna geldim. Burada da ardışık değil de karşı karşıya olan açılarım açı ortay şeklinde bir noktada birleşirlerse bu noktadaki dar açıya bak dar açıya dikkat et burada geniş açı var. Dar açıya ben ne diyeceğim? Karşılıklı olan buradaki açı ortay olmayan ikisinin farkının yarısı. Neden mutlak değer var? Çünkü sen gidip de şurası 70'tir burası 150'dir. Sen gidip 70'ten 150 çıkar, çıkaracağını bildiğimiz için biz biz işimizi garantiye alalım. Eksilerle uğraşma diye. Ama tabii ki de biliyorum siz öyle bir şey yapmazsınız. Akıllısınız. 150'den 70'i çıkartın. Mutlak değerle uğraşmayın. Bir daha kafanız karışmasın diyelim. Ve geçelim. Dörtgende açı bitti. Geldim dörtgende kenara. Dörtgende kenardaki en önemli mevzu şu. En önemli demeyelim. Bu bilgiyi bilsen iyi olur. Biz bunu 9. sınıfta da söylüyoruz. Aklında olsun. Neymiş o aklında olacak olan şey? Köşegenleri dik kesişiyorsa bakın bu konkav da olabilir. Yani içe doğru. Köşegenler dik kesişiyorsa o zaman ne olacak arkadaşım? Senin karşılıklı yani çaprazlamasına çaprazlamasına kenarlarının kareleri toplamı diğer çaprazlamasına olan karelerin e, kenarlarının kareleri toplamı eşittir. Mesela buraya a dersen buraya x dersen o zaman bundan bakarsak a kare artı x kare buraya da b dersek buraya da y dersek B kare artı y kare eşittir. Burada da aynı şekilde nereden geliyor peki? Pisagorlardan. Pisagorlardan geliyor. Dört tane Pisagor var. İstersen alt alta yap, bul dedim ve geçtim. Artık dörtgende ikinci kısımdayız kenar kısmında. Bir dörtgenlerin kenar ortaları birleşirse arkadaşım unutmayacaksın. Orada bir paralelkenar oluşurdu. Çünkü niye? Burası buraya paralelse, bu da buna paralelse, bunlar uzunlukları eşit ve birbirine paralel iki tane kenar. Bunlar da aynı şekilde paralel kenarlar. O zaman paralel kenar ortaya çıkmıştı. Peki arkadaşım, ne diyoruz bir de? Unutmayacaksın ki buradaki KLMN üçgen dörtgeninde ay A, C ile BD eşitse, yani köşegen uzunluklarının eşitse, paralel kenarım özel paralel kenara eşkenar dörtgeni döner. Ne olur? Bütün kenarlar birbirine eşit olur tabii ki de. Ve unutmayacaksın arkadaşım, burası dikse Bak dikse burada dörtgenim dikdörtgen olacak. Niye? Çünkü artık yatay olan kenarları hop dikeldi. Dikelince de özel paralel kenar o da nedir? Dikdörtgendir dedim. Bunu da geçtim. Hem köşegenler eşit hem de dik varsa tabii ki de orada özel dört, dikdörtgen yani kare işin içine giriyor arkadaşım dedim unutma. Peki 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 bu içerideki dörtgenin uzunluğu ne? Tabii ki de köşegenlerin yarısını iki kere yazdığım için diğer yarısını da iki kere yazdığım için o zaman köşegenlerimin toplamı bu içerideki paralel kenara eşit olacak. Hemen geldik sorumuza. Bakalım ne diyor bu soruyla ilgili? Hemen söyleyelim. Bir de C, C, E EB'ye eşit olduğunu yani orta nokta olduğunu söylemiş. AG'nin de GB'ye eşit olduğunu söylemiş. Yine orta nokta olduğunu söylemiş. Ve bu böyle orta nokta mevzusu varsa sen hemen onları birleştir arkadaşım. Bak birleştirirsen ne olur? Burası şuradaki AC'nin yarısı olur. Yani buraya A bölü 2 diyeyim. Sen anla ki AC. Hatta AC burada soruluyormuş zaten. A bölü 2 oldu. Devam ediyorum şimdi. Çok dikkat et. Bir paralelde şuradan patlatırsam ne olur? Bak bir paralelde buradan patlatırsam ne olur? O da DB'nin yarısı olur. Ya da BD'nin yarısı olur. O da, ya da B bölü 2 diyelim. A evet burada da B'yi soruyormuş zaten. BD'nin yarısı olacak. Çünkü orta taban. Burada tabii ki de bunu da bize söylemişti. Burada da bunlar da birbirine eşitmiş. DF ile FA'da. Devam edelim şimdi. Bu köşegenler dik kesişiyorsa o zaman bu adamlar da dik kesişir. Niye? Bak bu buna dikse, paraleli bu da paraleli, bu da buna diktir. Fark eden bir şey yoktur. Dedim ve bunu da bitirdim. Şimdi arkadaşım bize söylediği şey. HE 9'muş. HG 15 12'ymiş. E arkadaşım burada 9 12 15 üçgeni yok mu? Evet. O zaman burası 15 oldu. Devam edelim. E, o zaman burası Öklit'ten dolayı 9, 12, 15'i söyledik. Tamam o tamam. Öklit'ten dolayı şuraya ben x dersem x kere 9 12'nin karesi mi? 12'nin karesi 144 mü? Peki her iki tarafı 9'a bölersem x eşittir 16 mı? E, o zaman x dediğim şey 16 ise bunu da yazdım. Aklıma benim bir üçgen daha geldi. 12, 16 tabii ki de 20 üçgeni geldi. Peki 15 A bölü 2 idi. A'yı soruyor. O zaman 30'dur. Artı BD ne? 20. BD 20. Daha doğrusu BD değil. Bu B bölü 2 20 olduğuna göre BD de kaçtır? 2 katı. Yani B'yi sordu için bana. B bölü 2 20 ise BD de 40'tır. O zaman 30 artı 40 doğru cevabım ne oldu? Doğru cevabım 70 oldu. Ve evet, bu soruyu da geçtim. Şimdi arkadaşlar dörtgende Açı ve kenar işi bitti. Alana geldim. Alandaki mevzu neydi? Herhangi bir dörtgen. Hiç fark etmez. Düzgün falan filan olması önemli değil. Bakın ne olacaktı? Alan dediğimiz şey bir formüldü. Ve bu formül nedir arkadaşlar? 1 bölü 2 çarpı köşegenlerin sinüs alfası. Yani aradaki kaç, kalan açı alfa ise ne olacak benim alanım? 1 bölü 2 çarpı köşegenler çarpı sinüs alfa olacak. Bir de şunu unutma. İster konkav olsun ister konveks olsun. Burada da yine çaprazlamasına çarpımlar yine birbirine eşittir. Dörtgenlerde unutma. S1 ile S3 S2 ile S4 birbirine eşittir arkadaşım dedim. Ve bu kısmı da bitirdim. Alan ve özel alan muhabbeti aklımda kaldı. Şimdi dörtgende alan mevzusunu bu ikincisine bakalım. İkincisinde ne vardı? Burada paralel kenar vardı. Hiç uzatmayalım. Bu içerideki alan arkadaşlar büyük alanın yarısıdır. Yani büyük dörtgenin yarısıdır. Bir de şuradaki bıdıklar S1, S2 diyelim. Toplamları şuradaki S3, S4'e eşittir. Şunları toplamı, şunları toplamı birleştir. Ve bunlar da ikili ikili toplarsan da buraya eşittir. Araya eşittir. Onu da unutmayacaksın. İkisinin toplamı ayrı ayrı bütün alanın yarısı olan yerin yarısına eşittir. O zaman bütün alanın dörtte birine eşit olacaklar. Geldik artık yamuğa. Yamukta ne diyoruz arkadaşlar? Yalnız iki kenarı birbirine paralel olan dörtgene yamuk denir arkadaşlar ve yamukta üst taban alt taban paralel, diğerleri free istediği gibi takılıyor. Burada tabii ki de alt taban üst taban paralelse burada bir C kuralı oluşuyor. Şurada da bir C kuralı oluşuyor ve bu C kuralından da ikisinin toplamının 180 olduğunu biliyorum. Peki devam ediyorum. E noktası verilse DC'nin üzerinde ve sen bunu E noktasını neye göre çizdin? Paralele göre. Paralele göre çizersen burada bir paralel kenar oluşur. A, AA D, D birbirine eşit olacak. Bunu ne zaman yapıyorsun arkadaşım? Bunu Yaptığın zaman şu. Sana bir açılar verildiyse sen burada açının başka bir tanesinin kaç olduğunu bulmaya çalışırsan bazen paralel çekebilirsin. Bazen de kenar soruyorlar arkadaşlar. Şurası 90 falan oluyor. Burayı 5 veriyorlar. Burayı 13 veriyorlar. 5, 12, 13 falan çıkıyor ortaya. Onları unutmayacaksın. Bu arada tabii bura 13 değil. Şurasında 13 çıkıyor. Burası da 12 olduğunu biliyorsun falan filan. Bu gibi şeyler oluyor. Bunları videolarda çok yaptık. Eksik olduğunu bu arada ee, biz burada özet yapıyoruz. İkinci dönem full tekrar yapıyoruz. Sen bakıyorsun ki, aa ben bunu hiç anlamıyorum. Ya da ben bunu hiç hatırlamıyorum. Böyle bir şey hatırlamıyorum diyorsan nereye gidiyorsun? Hop eski videoya gidiyorsun. Yamuk videomuz kanalda duruyor. Hemen onu izliyorsun arkadaşım. Peki çevre nedir? Çevre bütün dörtgenlerde, bütün geometrik şekillerde olduğu gibi nedir arkadaşım? Bütün kenarların toplamıdır. ABCD'nin toplamı olduğu. Yamukta. En önemli şeylerden biri orta tabandır arkadaşlar. Orta tabanı çok iyi bilmem lazım. A, B, C, D yamuksa, A, B, D, C'ye paralelse, bunlar köşegenlerse o zaman unutma buralar orta nokta olduğunda sen bunları birleştirirsen burası orta taban olur. Orta tabanın anlamı nedir? Üst taban, alt taban bölü 2'dir. Matematikte her zaman iki şeyin arasını tam ortasını sorarlarsa ikisini toplayıp ikiye bölüyorsunuz. Bunu söyledik. Orta tabanda da aynı şey. O zaman ne yaptık? Orta taban dediğimiz şey toplayıp ikiye bölmektir. Geçtim. Hemen bakıyorum. Bir de arkadaşlar şuradaki kulaklar var. Kulaklar. Bu kulakların ne olduğunu biliyorsunuz. Bakın 1'e 2 olduğu için A'ya A bölü 2. Burası da A bölü 2 olacak. O zaman şu büyük üçgenden bakarsam da burası orta tabansa C'nin yarısı C bölü 2 olacak. Bunun tamamı yarısıysa o zaman C eksi A bölü 2. Şu K, L arası C eksi A bölü 2 olacak. Buralarında yine A bölü 2, A bölü 2. Şuradaki E, L ile KF'nin de ya da FK'nin de C bölü 2 olduğunu biraz önce ellerimle göstermiştim ve geçtim. İkiz kenar yamuk çok dehşetül vahşet önemli. Neden önemli arkadaşım? Çünkü burada fazlasıyla birbirine eşit olan şeyler var. Önemli olan birincisi iki açı birbirine eşit. Artı köşegenleri birleştirirsem bu açılarla bu açılar birbirine eşit. Devam ediyorum. Tabii ki de köşegenleri birleştirirsen yukarıda aşağıda ikiz kenar üçgen çıkacak. Bir de yanlarda yamuğun kanatları ...çok güzel bir şekilde ortaya çıkacak. Oralarda birbirine eş üçgenler olacak. Peki buranın en önemli bana özelliği nedir? İkiz kenar üçgenin... ...tabii şey, ikiz ikizkenar diyorum. İkiz kenar üçgen diyorum. Yanlış söyledim. İkiz kenar yamuğun en önemli şeyi... ...yukarıdan indirdiğin dikmelerdir. Neden? Çünkü hop burası gerçekten A'dır. Ve burasının tamamı C olduğu için... ...C eksi A bölü 2, C eksi A bölü 2 olacak. Burada üçgenlerin, buradaki üçgenlerin benzer olduğunu değil... ...eş olduğunu söyledik. Ve de buralarında C eksi A bölü 2 olduğunu söyledik. Bu arada unutmayalım arkadaşlar. ikiz kenar değil bütün yamukların alanlarında neydi? Orta taban çarpı yükseklik olacak. Ve de bazen de burayla burayla yüksekliğin çarpımı da aynı şeyler diyor. Ya da şurayla bu da çok önemli olmamakla birlikte yine aklında bulunsun. Bazen kolaylıklar sağlar. Ama ben bugüne kadar hiç kullanmadım. Çünkü önemli olan yükseklik çarpı orta taban olacak. Bir de dik yamuk geldi elime. Dik yamuk ne işe yarıyordu arkadaşım? Bir köşemdir ikisi paralel. O zaman ne oldu? Sen hemen buradan bir tane 90 çekersen burada süper bir şekilde bir dik üçgen ortaya çıkar. Haşin karesi tabii ki de burası A ise burası A. O zaman C eksi A'nın karesiyle B kareye eşittir. Dik yamuğun özelliği en önemli şey buydu. Bunu da söylemiş olduk. Hemen şimdi alana geçelim. Alanda ne yapacağız peki? Alanda arkadaşlar unutmayın unutmayın unutmayın. Alanda yine söylüyorum size orta taban çarpı yüksekliktir alanı alan dediğimiz şey orta taban çarpı yüksekliktir. Bir de sana böyle iki tane üçgene ayırırsa yukarısı aşağısı diye köşeden o da nedir arkadaşım? O da tabii ki de ne yapacak? Bu üçgenin yüksekliği h. Bu üçgenin yüksekliği de h. O zaman tabii ki de üstteki üçgen ne olacak? A çarpı h bölü 2. Diğer üçgen ne olacak arkadaşım? Diğer üçgende A, C çarpı h bölü 2 olacak. O zaman ne oldu? h/2'ler h/2'ler birbirini götürdü. O zaman demek ki buradaki 3 üç, buradaki üçgenlerin de alanları oranı tabanları oranına eşittir dedim ve bunu da bitirmiş oldum. İşte arkadaşlar yamukta alanın en önemli özelliği bu. Yamukta alanın en önemli özelliği bu. İşte size de burada kampüste ne yaptık arkadaşlar? Kampüs diyorum. Özür dilerim. 10. sınıf kanalında da gördüğünüz gibi güzel bir şekilde yamukta alanı anlatırken ...hemen sana da ispatını da vermiş olduk. Paz Bugün günlerden... ...pazartesi ve... ...ful özetle 10. sınıfın... ...2. dönemini bitiriyoruz arkadaşlar. Yamukta alan kısmını da ispatlarıyla... ...anlatmış olduk. Hemen geçtim. Kural 2, kural 3 arkadaşım. Kural 2, kural 3'te de yine aynı mevzular. Hemen ne olacak onlara da? Şöyle bir şey olacak. Bakın... ...bizim yamukta bir kenarımızın orta noktasını alırsak... ...diğer köşelerden gelen bu orta noktaya gelenleri birleştirirsek buradaki alan bütün yamuğun alanının yarısı olacak. Unutma. Bir de şöyle bir kural var arkadaşım. O da ne? O da şu. Yamukta kanatlar birbirinin aynısıydı. Bunu söyledik alan bakımından. Ve de arkadaşım bunların çarpımları bunların çarpımına eşittir. Bunu da unutmayacaksın demiştik. Zaten bunu nereden biliyorduk? Dörtgenlerden biliyorduk. Yamukta da tabii ki de yamukta bir dörtgen olduğu için burayı bilmen lazım. Bu arada kanatlar alanları birbirine eşit. Niye? Çünkü bu A ortak. Bunun taban çarpı yükseklik burası. Taban çarpı yükseklik burası. Bunların ikisi de birbirine eşit olduğunu söyledik. Geçtik. Yedik yamukla ilgili bir sorumuz var. Dehşetül vahşet bir soru. Tek sorum var. Bunu da size fantazi olsun diye güzel bir 9. sınıf bilgimi de hatırlatayım diye yaptım. Biraz zorlayıcı bir soru. Aklında olsun böyle bir tarzda bir soru. Şimdi ben bu soruyu buraya bir kere daha çizmek istiyorum. Bak çizersem ne olacak? Şuradan bir 90 geldi. Ve buranın 3 olduğunu, şuranın da 5 olduğunu ve buraların da dik yamuktan dolayı eşit olduğunu biliyorum. Ve bana x'i soruyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Doğru parçası yamuğun alanını iki eş parçaya biliyormuş. O zaman burası S'e mi? Kesinlikle S'e O tamam. Ondan yana bir sıkıntı yok. Bakın 9. sınıfta ben ne hatırlıyorum arkadaşım? 9. sınıftan ben şunu hatırlıyorum. Ben burada bir üçgen yaparsam bunu. üçgene tamamlarsam. Bakın üçgene tamamladığınız anda ne olacak biliyor musunuz? Tabanlarınızın tabanlarınızın bakın burada bir paralellik var. Paralellik varsa şuradaki üçgenle büyük üçgen benzer. Buradaki büyük üçgenin tabanı 3 üç, bunun 5 olduğuna göre küçük üçgenin o zaman üçler üçgeni burası da beşgen üçgeni. Peki alanları oranı ne o zaman? 9'a 16. He, o zaman sen şuranın 9S olduğunu biliyorsun. Buranın tamamının da 9'a 16 diyorum. Özür dilerim. 9'a 25 alan var. O zaman burası çünkü benzerlik oranı 3'e 5'ti. Onu şuraya yazayım. O zaman alanları oranı ne olacak? 9'a 25 olacak. 9'a 25 ise o zaman burası 9 S burası 25 S. 25 pardon burası 9 S tamamı 25 S. O zaman buraya 16 S kaldı. 16 S kaldıysa burası 8 S. Burası da 8 S olacak. Şimdi çok dikkatli bakarsan arkadaşım. Şuradan bir kenar geldi. Buradan bir kenar geldi. Ve de burada bir 90 var. Ve de arkadaşım şurada bir tane yine 3 var. Burada da x var. Şimdi çok dikkatli bakarsanız arkadaşlar burada çok önemli bir mevzu var. O mevzu da şu arkadaşım. Hemen sana göstereyim. Bak şuradaki açım var. Şurada çift çizgi. Burada da tek nokta var. Bakın. Bakın. Bu arada şurası çift çizgi derken burada 90 bu arada. Onu unuttum az kalsın. Bir daha söyleyeyim. Burası 90. Şuraya da tek çizgi dedik. Buraya da çift çizgi dedik. Bak 90 tek çizgi çift çizgi. 90 tek çizgi. Demek ki buradaki üçgende de bu da çift çizgi. O zaman demek ki bu üçgenler birbirine benzer. Niye? Çünkü iç içeler eş olacak halleri yok. O zaman burası neydi? 9 esti. Burası neydi? 8 esti. O zaman küçük üçgende bakın birbirine benzerlerse tekin gördüğü 3. Burada tekin gördüğü x. Peki bunun alanı ne alanı? Alanları o zaman ne olacak? 3'e x kare ile orantılı olacak. Peki Yukarıdakinin alanı neydi zaten? 9S'ti. Alttaki pardon 3 demişim. 3'ün karesi 9. X'in karesi x kare. 9'a x kare olacak. O zaman buraya bakarsak 9S'e 17S olacak. S'ler birbirini götürdü. 9'lar birbirini götürdü. O zaman ne oldu arkadaşım? 1 bölü x kare eşittir. 1 bölü 17 oldu. Buradan da görüyorsun ki x kare 17 ise tabii ki de x'in de kök 17 olmuş oldu. Bunu da bu şekilde bitirmiş oldum. Geldim artık paralel kenara. Yamuk bayağı bir uzun konuydu. Neredeyse diğer özel dörtgenlerin nedir arkadaşım? Tamamı kadar yamuk konusu çok önemli. Niye? Çünkü dörtgen ve dörtgenlerin ilk özeli yamuk. Diğerleri de özel yamuk. Niye? Paralel kenarda bir yamuktur. Unutma bunu. Niye? Çünkü dört kenarı da ikişer ikişer birbirine paraleldir. Paralelse arkadaşım tabii ki de bunlar 180'e tamamlıyor. Tabii ki de bunlar birbirini 180'e tamamlıyor. Tabii ki de bunlar birbirini 180'e tamamlıyor. De 180 e dedim. 180 mevzusunu unutmayacaksın. Bunların toplamı 180 demiş olduk. Peki A, B, D, C eşit mi? Evet üst ve alt tabanlar ve de yanlar birbirine eşittir paralel kenarda unutmayacaksın. Ve paralel kenardaki en önemli mevzu bu paralellikten dolayı Z kuralını çok kullanırlar. Mesela buradan açı ortay çekerler. Z'den dolayı sen buranın açı ortay ve burası da buraya eşit olduğunu unutmayacaksın. Bunlar hemen aklına gelecek senin. Bir de arkadaşlar geri dönmek gerekirse bir de ne var arkadaşım burada? Unutmaman gereken paralellikten dolayı benzerlik çok yapıyorlar. Haberin olsun. Ve özelliğim çok önemli. Köşegenler birbirini ortalardı. Ortalayınca da bunlar birbirine eşit olacaktı. Ve de çok önemli olmamakla birlikte E kare, F kare kenarların, karelerin toplamının iki katı olacaktı. Çevreyi zaten biliyoruz ki 2A, 2B toplamı oldu. Bir köşeden arkadaşlar hemen özellik 3'e geçtim. Bir köşeden karşı kenarlara ne yapılacak arkadaşım? Yarıya bölen bir şey varsa orada işte 2, 1, 1, 2 şeklinde köşegenim ayrılacak. Neden? Tabii ki de bunun kelebekten geldiğini söylemiştik. Burada bu arada buralarda kenarı ikiye böldüğü için burada köşegenler gider birbirine eşit olduğu için o zaman K ağırlık merkezi, L de ağırlık merkezi oldu. Aklımda olsun. Bu da sorularda gelir benim karşıma. Yine benzerlik var. Nerede benzerlik var? A, B, K şurayla şuradaki ED2 arasında kelebek benzerliği var. Sakın bunu kaçırma. Bunu da konu anlatırken çok güzel bir şekilde üzerinde bayağı durmuştuk. Geldim muhteşem bir özelliğe. Bu özellik neydi? Yamukta da çok vardı bu. Ardışık iki tane köşeden açı ortay gelir bir yerde bileşirse burası 90 olurdu. 90 olduğunda bu 90 içeride de olabilir dışarıda da olabilirdi. Çünkü açı ortaylar dışarıda da bileşebilirdi. Ve de yanda da olabilir. Ne diyorsun hocam? Ne yanı? Yan şöyle arkadaşım bak. Buradan buradan gelirse açı ortay. Açı ortay nereden gelirse gelsin. iki açı ortay birleşirse 90 olacak. Bunu unutmayacaksın. Ve de arkadaşım burada bu sorularda genelde sana kastırdıkları genelde senden istedikleri olay şudur. Sen buradan bunlara paralel çek. Paralel çekersen hop Z kuralından dolayı burası eşit. Hop burası da nokta oldu. Burası buna buna eşit olacaktır dedik. Nereden geldi? Paralellikten geldi. Nereden geldi? Muhteşem Üçlü'den gelmiş oldu. Bu sorular varsa böyle bir şekil kesin orada Muhteşem Üçlü mevzusu vardır. Geldim paralel kenarda alana. Paralel kenarda alan çok kolay arkadaşım. Nedir o? Yükseklik çarpı taban. Tabanım ne? A. Ya da şöyle olur mu? Şuradan indirdiğim yükseklik çarpı taban. Evet B. Bu B'dir. Buradaki H'de H1 olsun. İki, burada da o zaman nedir? Aynı zamanda da B, B çarpı H1 de yine benim alanımdır. Yeter ki tabana dik olan bir tane ne olsun? Kenar olsun. Ve dörtgenlerde söylemiştik arkadaşlar bunu. Dörtgenlerde söylemiştik. Burada gördüğün gibi bir noktada birleşirlerse o zaman bunların azlamasında toplamları birbirine eşit olacak. Ve de bunların ikisinin de toplamı da ne olacak arkadaşlar? daha doğrusu toplamı alanın tamamı olacağını biliyorum. Ve de bu parçaların her biri de ne olacak? Yamuğun, yamuk diyorum özür dilerim. Aslında yamuk da diyebilirsiniz. Paralel kenar bir yamuktur. Ama biz yine de ismi söyleyelim. Paralel kenarın ne olacak? Yarısı olacak. Kimler? Şu S1 ile şu S3'ün toplamı ya da S4 ile S2'nin toplamı da ne olacak? Tamamının yarısına eşit olacak. Bir de arkadaşlar sizin tabandan iki noktadan aldığınızda tepede bir yerde birleştirirseniz buradaki S3 nedir biliyor musunuz? Yamuğun alanının yarısı. Yamuk diyorum yine ya. Paralel kenarın yarısıdır arkadaşım. Paralel kenarın burası yarısıysa geriye kalan şu S1 artı S2 de tabii ki de diğer yarısı olacaktı. Bunu da söylemiştik. Aklında kalsın. Görsel hafızanı iyiyse bir kere daha göstereyim. Görsel olarak aklında kalsın dedi. Hatta sözü olarak da söyleyeyim. Köşegenlerin kareleri toplamı kenarların kareleri toplamının iki katıdır dedim geçtim. Geldim paralel kenarda benzerlik sorularına arkadaşım. Bak ne diyor? DF DF'ye sen 2k diyor. Çünkü burası k'dır diyor. Bunlar da birbirine eşittir diyor. Şimdi geldim fasulyenin faydalarına. Bu arada AE de 14'müş. AN e neresi? Burası 14'müş. Of 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 of. Bana da x'i soruyor. Bakın arkadaşlarım. Bu gibi sorularda her zaman siz köşegen şey köşegen diyorum. Her zaman siz bir benzerlik kelebek elde etmeye çalışın. Çünkü paralel kenarda genelde kelebek vardır ve biz 9. sınıftan da az çok biliyorsak buradan çekeceğimi çok iyi biliyorum. Niye? Bakın buraya 2k derim. Buraya 4k derim. Çünkü 2 katıydı ya. 2 katıysa o zaman burası 4k, burası da 2k olmak zorunda. Neden 2k'ya 4k yaptım? Çünkü bakın paralel çekersem yukarıya burada bir 1'e 2 oranlandığı 2k'ya orta tabanım k olur. Peki yukarısı 6K ise aşağısı ne olur? Yine 6K. Yukarısı 6K ise aşağısı yine 6K olur. Peki, 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 peki. Geldim şuraya. Bak arkadaşım burası senin için ne oldu burası? Bak burası senin için bir birim oldu. Yani M. Burası ne oldu senin için? Burası da 6M oldu. Devam. Şöyle 6M yapalım. Devam ediyorum. Peki şuradaki GE ne oldu GE? GE de senin için ne oldu? Peki buradaki AG ne oldu? Yani X'in ne oldu? O da 6N oldu. Peki toplam AE ne oldu? AE dediğim şey 7N oldu. 7N 14'müş. 7N 14 ise N eşittir 2'dir. O zaman 6N nedir arkadaşım? 6N eşittir 12'dir. Yani X'i soruyordu. X benim için ne çıktı? 12 çıkmış oldu. İşte paralel kenarla ilgili de bu güzel soruyu da arkamda bıraktım. Ve süper bir şekilde paralel kenarı bitirmiş oldum. Paralel kenarda arkadaşlar bir daha söylüyorum bir daha söylüyorum unutmayın. Uzunluk sorularında kesinlikle ve kesinlikle benzerliği kelebeği yakalamaya çalışma özen göster. Geldik özel yamuğun paralel kenarın özel paralel kenarına o da nedir arkadaşım? Eşkenar dörtgendir. Eşkenar dörtgenin özelliği ne? Bakın dört kenarı birbirine paralel ve dört tane kenarı dört kenarı birbirine paralel olur mu? Olmaz. İkişer karşılıklı kenarları birbirine paralel ve de arkadaşım birbirlerine eşitse biz buna ne diyoruz? Eşkenar dörtgen diyoruz. Eşkenar dörtgenin en büyük özelliği açı ortay teoremi demişiz. Niye? Çünkü köşegenler açı ortay oluşturur. Bir, iki köşegenler birbirini ortalar değil hem ortalıyor hem de dik ortalıyor arkadaşım. Unutma ve burada da gördüğün gibi ikiz kenar olduğu için açı ortay, iki ve bölme var. Unutma, unutma, unutma. Bunlar çok önemli. Bazen de adam sana şöyle bir şey yapar. Burayı 8 verir, burayı 4 verir. O zaman sen de buraya 2K'ya K diyeceksin. Unutmayacaksın bunu. Bu gibi sorular soruluyor genelde. Açı ortay. Eşkenar dörtgende açı ortay mevzusu aklından çıkmasın. Bir de köşegenler dik kışıyor. O da aklından çıkmasın. Peki alan nedir? Alan da paralel kenarın aynısıdır. H çarpı A bölü 2 ya da H çarpı A bölü 2. Tabii ki de tabanlarım A olduğu için alan aynı olduğu için o zaman buraya inen dikme ile buraya inen dikme birbirinin aynısı olacaktır. Veyahut da unutma arkadaşım burada bir köşegen var mı? Var. Köşegenlerden birisi E birisi F ise tabii ki de köşegenlerde sinüs alfa demiştik dörtgenlerde hatırlasan. O zaman sinüs 91 olduğu için köşegenleri çarpıp tabii ki de ikiye bölme mevzusunu unutmayacağım. Nerede eşkenar dörtgen nerede? Geldim eşkenar dörtgen sorumun hasına. Yine seni zorlayıcı, yine senin ufkunu açıcı bir soru yazdım buraya. DFFB birbirine eşitmiş arkadaşım. DF FB birbirine eşitse demek ki tam bu nokta köşegenlerin kesim noktası. Bir dakika. Buraya da 90 vermiş. Eyvallah. Bana FE'yi 3 vermiş. a burası 3 ne alaka? BD'yi de 8 vermiş. Tamam burası 4. Burası 4 oldu. O zaman bakın arkadaşlar. Bu, bu F noktası 2'ye böldüyse kesin sana diğer köşegeni çizdirtiyor. Diğer köşegeni çizersen sen buralar birbirine eşit olduğunu biliyorsun. Biliyorsun da 90'dan inen şey kenar ortaysa o zaman bu muhteşem üçün. Muhteşem üçünün icadıdır. Yani mucididir. Nasıl yani? Buralar 3. Üç, 3'tür arkadaşım. Dedim geçtim. Köşegenler birbirini dik mi ortalıyordu? Evet o zaman buralar dik ve birbirlerini ortaladılar. 3, 4, 5'ten dolayı burası 5'tir. Bana çevre soruyor. Alayı bunların 5'tir. O zaman çevrem benim 20 oldu. Alan soruyor. Alan. Alan neydi arkadaşım? Köşegenlerin yarısıydı. 4 çarpı 3 bölü 2. Ne 4 çarpı 3 bölü 2 ise? 4, 4, 8. Bakın yanlış yaparsınız. Köşegenim 8. Alan eşittir. Ne oldu? 8 çarpı 6 bölü 2'den dolayı 24 olmuş oldu. Alan ABDC'nin alan alan ABDC'nin cevabı da 24 oldu. Bak arkadaşım başka türlü yapabilir misin? Yaparsın. Çünkü bunların hepsi S olduğu için o zaman ne olacak? 4 kere 3 6. Şey 4 kere 3 12. Yarısı 6. Bu üçgenin alanı 6'ymış. 6 ise 4 kere 6 24 olacak. Sakın bu dediğim en son dediğimi de gözden kaçırma. Bu da böyle oldu. Geldim dikdörtgene. Dikdörtgen ne arkadaşım? Dikdörtgende özel bir paralelkenar. Nasıl bir paralelkenar? Bakın birbirine dik olduğunu görüyorsun. Ne olacak? Açıları dik olan ve karşılıklı kenarları birbirine eşit olan dikdörtgen diyeceğiz dörtgene. Peki dört, dikdörtgenin çevresi nedir? Tabii ki de 2A 2B'nin toplamıdır. Alanı nedir? Dik kenarların çarpımıdır. Köşegen nedir arkadaşım? Köşegen de A kare B kare kök içinde olacaktır dedim. Ve bu kısmı da bitirdim. Peki köşegenlerle ilgili Bizim bilmemiz gereken ne dikdörtgen de köşegenler birbirlerini ortalar ve birbirlerine eşitlerdir. Geldim buraya bir de arkadaşlar çok zıt sorular cins sorular çıkabiliyor. Burada da tamamen kuraldan kurala bağlı sorular çıkabiliyor. O da ne? P noktası dışarıda olabilir. İçeride de olabilir fark etmez. Köşegenler köşeden gelenler bir noktada birleşirse orada arkadaşlar yine çaprazlamasına çarp kareleri toplamı var. PC ile PA'nın karesi toplamı. PB ile PD'nin kareleri toplamıdır. Unutma bu da benim aklımda olsun. Hemen sana güzel bir soru yapıyorum yine dikdörtgenden. Yine ufuk açıcı bir soru. Bakalım ne diyeceğiz? Dikdörtgen demiş şurada. E, D, C. E, D, C alfa dersen demiş. D, E, C sanki aynı açıdan bahsediyor. Hayır buradan bahsediyor. D, E, C'de burası da iki alfa olurmuş. Bir dakika ya bir dakika. Alfaya iki alfa. Ben ne biliyorum arkadaşım? Bir daha bir dikdörtgenlere geri döneyim. Bir bakayım aklıma gelecek mi? Aa hemen geldi bak. Burası alfa. Burası alfa ise burası iki alfadır. Çünkü bunların hepsi birbirine eşittir. Yani burası alfa. Burası alfa ise burası iki alfadır. Burada bir köşegen var mı? Var. O zaman diğer köşegeninde hemen patlat sen çiz. Neredeyse aynı renk olsun. Bu köşegeni buradan aldın getirdin buraya. Peki alıp getirirsen buraya ne olacak arkadaşım? Tabii ki de bura buraya eşit olacak. Eşit olursa burası alfa. E alfa alfa hop burası iki alfa. E burası ikiz kenar. E ikiz kenarsa süper. Bu arada bunlar birbirini ortalıyordu. Bu da buna eşit. E burası x ise ikiz kenardan dolayı burası x. E burası x ise burası x burası x. E arkadaşım burada en sağlamından a 2 a a kök 5 var mı? Var. Burası bu arada 2x. İstersen 8'in karesi, 4'ün karesi 64 artı 16, 80 bölü 80 kök içindeden 4 kök 5 yap. Sen bilirsin. Ama ben şöyle yapıyorum. Çok güzel bir kural. A, 2A Burası da ne olacak? A kök 5 olacak. O zaman 8, 4, 4 kök 5 oldu mu? Oldu. Burası benim için 4 kök 5'miş. Peki 4 kök 5 5'sen x nedir arkadaşım? x buna eşitti. Bu da bunlara eşitti. Muhteşem 3'den dolayı. O zaman 2x dediğim şey 4 kök 5 ise bir tane x dediğim şey kök 5'tir dedim. Ve evet, bu kısmı da bitirdim. Geldim kareye deltoidden bir önceye. Karede nedir mevzu arkadaşlar? Karedeki mevzu çevre 4A'dır. Çok basit. Alan dediğim dik kenarları çarpımıydı. Tabii ki de bir eşit olduğu için A, A, A kare. Köşegen nedir arkadaşım? Köşegen de tabii ki de A, A, A kök 2. 45, 45'ten dolayı özel bir ikiz kenar dik üçgen oldu ve bunu da halletmiş oldum. Geldim buraya köşegenler birbirini dik ortalar. Unutma sakın köşegenler birbirini dik dikdörtgendeki gibi dik ortalar. Zaten biliyorsunuz ki kare bir dikdörtgendir. Ama dikdörtgen bir kare midir? Değil. Bak kare bir dikdörtgendir. Özel bir dikdörtgen. Bütün kenarlar birbirine paralel 90 ve birbirine eşitlerdir. Ve burada arkadaşlar sana hep burada söylüyorum açı ortayı yine kullandırırlar. Şöyle bir şey çekerler. Buraya K'ya 3K derler. Buraya da 6 ise burası nedir derler? Bakın 45 45 olduğuna bakmayın. Aslında birbirine eşit açılardır bunlar. Unutmayalım. Ve burada arkadaşım en önemli şey eşlik teoremi. Üçgenin dışında ya da içinde sana eş olan üçgenler verebiliyor, sorabiliyor. Hemen bak onlardan iki tanesini sana göstereyim. Bak şimdi ne var arkadaşım burada? Burada bana gidip de AE, EB'yi soruyor. EB'yi sorarsa bakın yapacağınız işlem şu. Sen hemen şuradan buna benzer bir tane üçgen çiziyorsun. Benzer değil. Hatta ve hatta birebir aynısını çiziyorsun. Neden? Neden? Bak şurası alfa ise arkadaşım. Şurası betadır. Burası 90 olduğu için alfa artı beta 90 olduğu için alfa artı beta 90 olacak. O zaman burası alfadır. O zaman burası da betadır arkadaşım. Bak alfa artı beta oldu. O zaman bak şimdi ne olacak? Burası beta 2'yi görüyorsa hop burada da 2'yi görür. Burada alfa 1'i görüyorsa hop burada da 1'i görür. Ne alaka hocam? Çünkü 90'ı görenler karenin bir kenarı. Bak ne olursa olsun sen 90'ı görenle 90'ı göreni eşitleyen bir üçgen çizeceksin ki bunlar birbirine eş olsunlar. O zaman arkadaşım bakarsam bak bakarsan daha olur bakmazsan bağ olur demişler. Dikkatli bakarsan iyi bir geometrici dikkatli bakmazsan ne olursun gidersin bağcı olursun dedim geçtim. İyi bir geometrici olmak lazım. Bak ne olacak arkadaşım o zaman? Bakarsan hemen burada bir güzel bir dik üçgen çıktı ortaya. 1, 3, 1'in karesi 1, 3'ün karesi 3, 3, 3, 1, 9, 1'in karesi 1, 3'ün karesi 9. 1 artı 9 ne oldu arkadaşım? 10 olmuş oldu. İşte bu kadar. Kök olmuş benim EB diyelim. Bu her zaman içeride mi olur? Hayır. Dışarıda da olabilir arkadaşım. Hemen pardon her zaman dışarıda mı olur? Hayır. içeride de olur. Bak nasıl olacak? 90'ı gören var mı? Var. O zaman ben şuradan bir çeksem. Bak buradan çekersem ne olur arkadaşım? Hemen x'i bölmüş olurum. x'i bölmüş olurum. Ama burada bana açı geçişi lazım. x'i bölmem hiç önemli değil. O zaman açı geçişini kim sağlayacak? Şuradan çektiğim sağlayacak. Bakın açı geçişini bu sağlayacak. Buraya 90 dersem burası çift çizgi, burası tek çizgi. O zaman burası da çift çizgi olacak. Burası da tek çizgi olacak. Bak şimdi bak olaya bak dostum. 90'ın karşısı karenin bir kenarı mı? 90'ın karşısı karenin bir kenarı mı? O zaman arkadaşım demek ki bu iki üçgen eştir. Eşse arkadaşım tekin gördüğü iki ise tekin gördüğü iki. O zaman burada ne olacak? Burada da tabii ki de çiftin gördüğü x ise buradaki çiftin gördüğü de x olmuş olacak. İşte bu kadar. Bu arada bana ne söylüyordu? Bana da BE ile AB birbirine eşit diyordu. BE ile AB e, AB üçgenin bir kenarı. A bir dakika. O zaman burada hop 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 ikizkenar var mı? Var. O zaman ben de çok güzel bir şekilde bu ikiz ikizkenarımda bunu fark ettim. Çünkü EB ile AB birbirine eşitse bunlar da eşit. O zaman buradan inen şey kenar tabanı ikiye böler. Ben de buralara x x'ten dolayı daha doğrusu x, x değil 2 2'den dolayı x eşittir 4 bulmuş oldum arkadaşım. İşte bu kadar. Böyle sorular gelecek. Sen hemen benzerliği patlatacaksın. Yapıştıracaksın. Bunu da böyle söyleyeceksin dedik. Buradaki x'i şurayı 2 bulmaz, bulamasaydık yapamazdık. 2'yi nereden bulduk? Eşlikten dolayı bulmuş olduk. Geldim deltoid'e arkadaşım. Deltoid'e bakarsan deltoidte 2 tane 2 iki tane ikiz kenar üçgenin e, ee, Arka arkaya birleşmesi de arkadaşım. Arka arkaya birleştirirsen iki tane ikizkenar üçgeni ne olur burada bir deltoid oluşur. Deltoidin anlamı ne? İkişer kenarları birbirlerine eşit olan ikiz kenar üçgenleri dedik. Ve burada tabii ki de burası açı ortay burası açı ortaysa kenarı ikiye bölüp ortalayacak. İkisi de kenarı ikiye bölüp ortalayacağı için o zaman ne olacak? Hem dik hem deyip, burası paralel burası doğrusal olacak. Bak bir köşegen doğrusal diğer köşegen de doğrusal tabii ki de ve buradaki köşegen ikiye bölünmüştü. Burası da kendine has ayrı bir köşegen olacak. Köşegenler unutma dik kesişir. Nerede dik kesişiyordu başka? Köşegenler eşkenar dörtgende, karede ve de deltoidde kesişir. Unutma bu aklında olsun dik kesişirler. Ve açıları açı ortayı söyledik. İkiz kenar üçgenleri anlattık. Burası simetri doğrusudur arkadaşım. Sağda ne varsa solda da o vardır. Kim o? DB ya da BD simetri doğrusudur. Ve de açı ortay sağlar bize. Alan nedir? Köşegenlerin çarpımının yarısıdır dedim. Ve artık son soruma geçtim. Sonrasında da ödülü soruyla ikinci dönem full ezeti bitirmiş olacağım. Hemen baktım. ABD'ye bakıyorum arkadaşım. ABD'de burası 8, burası 12, 10, 10 vermiş. Burayı da 2'ye ayırmış. Bak şimdi Cingöz arkadaşım. Bak şimdi güzel dostum. Bak şimdi canım arkadaşım. Buradan bir köşegen çeksem ben. Bak köşegen çeksen. Bunlar birbirine eşit miydi? eşitti. Peki arkadaşım sen orayı boş ver şimdi. Bak şimdi bak bak bak. Neden böyle bir şey yaptın hocam? Sana şurada bir üçgen göstersem. Bu üçgende bak şimdi. Bu köşeden gelen hop ikiye böldü. Bu köşeden gelen hop ikiye böldü. Kenar ortay kenar ortay. Burası F değil ki. Burası G'ymiş arkadaşım. G neydi? Burası F değil G diyorum ama tabi simgesel olarak neydi? Ağırlık merkeziydi. Ağırlık merkezi ne yapardı? Burası 8 ise burayı 4 yapardı. Burası x ise burasını 2x yapardı. Köşegenler dik kesiyordu. Artık 12'yi gözümün önünden kaldırdım. Niye? Çünkü 4'ü burada geriye kalan 8'i burada arkadaşım. Peki 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 peki. Burası 90 ise burası 8 ise o zaman 18 6 8 13 genimi aynen Johnny Wynne. O zaman bak arkadaşım ne oldu? Burada özel bir dik üçgen çıktı mı? Hayır. 6'nın karesi artı 4'ün karesi eşittir. 2x'in karesi yaptım. 36 artı ne oldu burası? 16 eşittir. 4x kare. Burası ne oldu? 52 eşittir. 4x kare. Buradan da ne oldu? x kare eşittir. 4'e bölünür mü? Evet. 10 kere 4 40. 3 kere 4 12. O zaman ne oldu? Benim için x kare 13 oldu. Bize de x soruyordu. X de ne olmuş oldu? Her iki tarafı kökü alırsam kök 13 olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar şimdi şimdi biz ne demiştik? Biz demiştik ki 10. sınıf matematik konularında ikinci dereceden denklemler, çokgenler ve dörtgenler, uzay geometrisi ve katı cisimler var demiştim. Hatırlarsan geçen hafta özel dörtgenleri bir videoda bitirmiştim. Haftaya da senin için ne yapacağım? Katı cisimleri bir videoda bitireceğim. Bayağı büyük bir video. O yüzden Biliyorsunuz ki fazla durmak yeni nesilde fazla durmak de dalga, dalgınlığı ve konsantrasyon kaybına neden oluyor. Daha da fazla seni sıkmamak için uzay geometrisini haftaya ki derse bırakıyorum. Ve arkadaşım ikinci dönemin neredeyse tam tamamını tabii ki de tamamı diyebiliriz. Çünkü çok kısa bir kısmı kaldı. Kısa bir kısmını da ne yaptık? Haftaya ki videoya bıraktık arkadaşım. Her şeyden önce ödülü soruya geçmeden önce 10. sınıf Dinamo kitabımızdan yani soru bankamızdan Kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar bakın nereden başlıyorsun? İki kare farkından değil hemen buradan nereden başlıyorsun? Hemen söylüyorum arkadaşım işte buradan başlıyorsun. Nerede o? Çarpanları ayırmanın iki kare burada ikinci dereceden denklemler muhabbetinde AX kare BX'in ayrılmasından başla bence. Oradan başlayarak nereye kadar gideceksin biliyor musun? Çarpanları ayırma kısmının burasından başla. İkinci dereceden denklemler konusunu gör dörtgenler konusunu gör. Sonra da arkadaşlar uzay geometrisine de hazır bir şekilde girebilirsin. Uzay geometrisi de zaten kitabımızın çok az bir kısmı. Yine söylüyorum oranın özetini bilerek yapmadım. Haftaya çünkü haftaya dediğim e, full özetler bittikten sonra iki hafta sonra yani pazartesi günü yine karşında olacağım. Sana zımba gibi bomba gibi bir uzay geometrisi anlatacağım. Tek videoda uzay geometrisini bitireceğim. Haberin olsun orada da yine çok güzel bir şekilde takip edeceksin ve bütün her şeyi bilgileneceksin. Bence çok güzel oldu arkadaşım. Çok fazla da vakit geçmedi. Yaklaşık bir saat 10 dakikada bitirdik. Ellerimize sağlık. Sizin de kulaklarınıza sağlık. Bizi zahmet ettiniz, dinlediniz. Sizin için de yararlı olduysa o zaman kimse yorulmamış. Kimse boşa vakit kaybetmemiştir. Güzel bir şekilde ödevimizi verdik. Dinamo kitabından verdik sıfırdan ona kadar kitabımızda da yine aynı şekilde arkadaşlar siz burada hemen ikinci dönem nereden başlıyor konumuz bitmedi gitti nereden başlıyor gördüğünüz gibi dörtgenler çokgenler burada ondan öncesinde de tabii ki de sayfa 200'de süper bir şekilde ikinci dereceden denklemlerin tanımıyla başlıyorum konu anlatım kitabını ben beğeniyorum bilmiyorum siz nasıl beğeniyorsunuz buluyorsunuz ee, burada Karekot uygulaması var. Hocam hemen cevabı veriyor. Onun haricinde de çok güzel bir özet. Hop süzgeç. Çok güzel bir özet. Bölüm özeti, kısım özeti deseydi diyelim. Hop süzgeç. Böyle böyle gidiyor. Mükemmel bir şekilde de sana tekrar ettiriyor. Ve de biz de arkadaşlar bitirdik özetimizi. Artık daha da çok uzatmayalım. Ve karşında ödüllü soru. Ödüllü soruyu göstereceğim. Cevapları bekliyorum. Ayrıyetten de cevapları verirken de like butonunu kırmayı unutmayın arkadaşlar. İşte ödüllü soru. Cevapları yoruma bekliyorum. Bakalım canlı yayınlara katılan ya da katılmayan ismini gördüklerim cevaplardan kimler bilmiş onları merakla okuyacağım. Ve de like butonunu tekrardan söylüyorum kırmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşürüz.